أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Seste sorun var mı? Yankı var mı? Yok, merak ediyorsunuz değil mi tersi? Şimdi dersten önce bir önerme yapacağım. Dersin emniyetine dair. Bir, şu, lemalar 130, 13. nota görüyorsunuz. Ya, merak ediyorsunuz dedim, oysa duvarda yansıyor. Peki, o zaman meseleyi biliyorsunuz. Ama bir başlıkla, sorularla etrafını kazmak, çerçevelemek. Bazen mevzuyu kavramak şöyle oluyor. Bu nedir? Anlamak için bazen de bu ne değildir? O cinsten gidelim şimdi, daha iyi kavramak için. İsa Aleyhisselam, ulul azm peygamber değil mi? Kitap verilmiş. Normal sıradan bir peygamber de değil. Çok ilginç Mustafa bu. İsa Aleyhisselam peygambere niye günah işle, yani şunu yap, bunu yapma dememiş de, başka bir yolu, yani şuradan atla, bakalım Allah seni öldürecek mi, öldürmeyecek mi diye demiş. Demek ki sıradan bir şey değil. Bak. Niye? En çok karıştırılan ve vahim neticeleri olan bir mevzudur bu. Düşünsene. Şeytan ulul azm peygambere girme yolunu bunu seçmiş. Peki şeytan sana ne yapar? Bu yöntemi kullansa. Yani sıradan bir şey zannediliyor değil mi? Biz okuduğumuzdan dolayı anlaşılmış diye. İlk defa vaka oluyor. Mesela ilk defa şeytan yalan konuşmuş. Adem Aleyhisselam'a. Yalan oldu. Niçin inandı? Ya yalan denen bir şey yok ki, ilk defa duyuluyor. Nereden bilecek Adem Aleyhisselam yalan olduğunu? Yalan yok ki, ilk defa olmuş cennetteki. Bu da ilk defa olmuş. Yani şöyle bir düşünün biraz konu itibariyle. Bir ulul azm peygamber, kitap verilmiş ulul azm peygamberden bir tanesidir. Tevrat, Zebur, Kur'an, İncil. İncil'in sahibi değil mi? Şeytan günah işte, zina yap, şunu yap, buna çak dememiş. Adama bu yolu seçmiş. Hemen bir ipucu. İsa Aleyhisselam neyin peygamberiydi? Enfusi peygamber. Musa Aleyhisselam şeriat peygamberi. Teşbih. Şimdi, bir tanesi teşbih, bir tane tenzihçi. Tamam. Mesela enfusi bir peygamber, içsel yapıyı simgeleyendir. Dima simgesidir İsa Aleyhisselam. Aynı zamanda İbrahim de var. Buna bu yolu seçmiş. Benim çok ilgimi çekiyor. Bu yolu niye seçmiş? İki. Günah yolu değil de itikadın sorgulandığı bir yöntemdir bu. Üç. Vehim ve vesvesenin kapısını aralamak en çok bu yolda oluyor. Ona ait hemen mukaddemeyle başlayacağım. Vehim ve vesvese bu kapıyla girilir. Vehim ve vesvese. Bak ilk önce mevzuyu okumadan burada koydunuz mu arkadaşlar sözleri? 718. Aferin size be. Maşallah. Sizden gurur duyuyor. Bak. Bak şimdi.
Bu mevzuyu okumadan önce çok ilgimi çeken bir yer burası. Zaf, hasmı teşcih eder. Zaf var ya, mesela hastayım, iyi değilim, hastayım. Zaf bu. Hasmı ne yapar? Merhameti götürmez. Ya hakikaten zavallı ya, buna uğraşmayayım demez. Tepene biner. İyi değilim, çok iyiyim. Allah var, problem yok. Her şey kontrol altındadır demeliyiz. Yani zaaf yok kardeşim. Zaaf hasmı merhameti getirmez. Teşcih eder. Şiddetlendirir. Hatta dişinin kirasını da alır diyor. Allah abdini tecrübe eder ki. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe edemez. Bu yöntem Allah'ı kulun Allah'a tecrübe etme yöntemi ve yoludur. Korkunç bir cinayet var burada. Biz işliyoruz, ondan zaten vehim ve vesveseye muptele oluyoruz. Vehim ve vesvesenin giriş kapısı. Zaten kendi söylüyor. Ey haif, ey korkan, ey haif ve zayıf, korkan ve zayıf adam. Haf ve zaafın behüde. Yani öyle korkun ve zaafı gösteren iyi değilim, kötüyüm, iyi diyelim, iyi olalım. Böyle bir mimıntı, pinti bir vaziyette yani takılmak çok acayip. Ya zaaf ya, ne zaafını gösteriyorsun? Bunu Allah'a karşı göstereceksin ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin. O ne ya? İyiyim, kötüyüm. Yok canım. Bu ne ya? Bak öyle diyor. Haf ve zaafın beyi de. Ne korkuyorsun sen de korkanlardan? İnsandan korkmayan bir şey yok ki. İnsana korkmayan bir şey yok ki. Orada teşcih değil ya abi. He. Yani teşcih demek cesaretlendirmek demek. Tabii ya. Yani senin o şeyin şeytanı cesaretlendiriyor. Cesaretlendiriyor. Şiddetlendiriyor yani. Şiddetlendiriyor yani. Daha acayip yapıyor bak şimdi. Şeytan arkadaşlar, biz şeytana inanamıyoruz ki. Şeytan bizim alemimizde hayal zannediyorsun. Ama onun dünyasında hayal değilsin, realitesin ya. Şeytan biz hayal zannediyoruz ya, hayal. La arkadaş, vücudu var ya, vücudu. Vücut haricisi var, mahluktur. İki ayağı var, iki kolu var. Ha? Cinlerin kafirlerine de şeytan denilir, onun için dişisi erkeği vardır. Ama aslı şeytanın dişisi erkeği yoktur. Azazil'in dişi erkeği yoktur. İki cinsiyeti de kendindendir, kendinden kendine döllenir, doğurur. Ama rivayetlerde şeytanın dişisi, dişi doğurur. O iman etmemiş cinleri. Şeytan, cinli şeytan. Onun dişi erkeği var. Ya böyle onu teşcih eder. Bunu bildikten, bunu niçin anlatıyor? Ne soktun bunları? Böyle garip bir şey arkadaşlar. Onun için haram yol şeytanlıktır. Onun için lanetlenmiş. Kulun Allah'ı tecrübe edemez bu yöntemle. Yederse bak. Ey haife hem zayıf. Haf ve zaafın behüde. Görüyor musun soruyu? Hem senin aleyhinde. İyi değilim ya. Falan. Böyle. Ne demek ya? Ne yapar? Tesirat-ı harici teşcih eder, celbeder. Yani sen fıtratın ona uygun olmasa onlar gelemez. Gelemez arkadaş. Kafir dahi olsa gelemez. Erbaa habise. Yani cini kastediyor veya şeytan. Gelemez. Demek ki bir onu celbedecek bir yapı var ya. Korkma. Korkma. Korkman mı gerekiyor? Allah'tan kork. Başka hiçbir şeyden korkma. Allah öyle diyor. Korkma ama beni sev. Allah sevilir. Hafullah'ta lezzet vardır. Ama kör olası cehalet. Başka lisanımız yok. Hafı korku dedik. Oysa haf korku değildir. Korku da vardır. Yani en şeyi nedir? Hafullah'ta lezzet vardır. Haddini bilmektir. Yani Allah'ı onaylamak aleminde. Nasıl diyeyim? Tabii korku diyeyim. Ne bileyim? Korkma, sev. Ama eğer korkulacaksa diyor, benden kork. Allah, benden kork. Benden korkmayın. Başka şeylerden mi korktun? Bu sefer senden korkanlara seni korkutacak. Başka bir rivayet var. Benim dinimi dert edinenin derdini dert edinirim diyor.
Yani Allah diyor ki derdinizi dert üzerime alırım. Sen dini dert edinirsen. Şimdi okumak istediğim cümleye geldim. Oraya bakın. Şu boyanmış. Bak dedim ki boşuna bunları kullanmadım arkadaşlar. Dersime çalışarak geldim. Dedim ki itikadı, vehim ve vesvese buradan giriyor. Koca ulul az peygamberi buradan tepe takla attırmak istemiş. Bak ne yapmış usta? Ne alakası var bu mevzuyla? Mustafa bir bakar mısın sen de? Ey vesveseli veham! Muhakkak bir maslahat mazarat-ı mevhume için feda edilmez. Sana lazım harekat netice Allah'ındır. Yani vesvese ve veham, vesvese kalbidir. Vehim aklıdır, aklidir. Yani dimağa aittir, tasavvura aittir. Böyle bir adama ey vesveseli veham. Yani senin vesveseni, vehmini bu yöntemle oynatıyor adam. Adamı burada tevazu yapmayacağım. Çok iyi tanıyorum ben bu adamı. Okuduğum kadarıyla, bana göre, çapıma göre adamı iyi tanıyorum. Adam buradan girdiğini anlatmak için size söylüyorum. Şeytan ya. İki aya var. İki gözü var. İşte gözleri şöyledir, kıllar böyledir, aya böyledir falan. Böyledir. Adı Azazil'dir. Sıfatları şeytandır. İblistir. Tamam mı? Hennastır. Böyle sıfatlarına sahip. 55 tane sıfatı var namusun. Ne yapar? Bak şimdi bu psikolojiye bak. Muhakkak bir masada yapman gerekeni yap. Yapman gerekeni yapmayıp da mevhum olabilir. Yaparsam şu olur. Mevhum mazarat. Yani olabilir zararları esas alıp yapman gerekenleri terk etmek. İşine karışılmaz. Allah'ım. Demek ki burada Allah'ın işine karışma var. Allah çeker abdini meydan imtihana. Böyle yaparsan ne? Böyle yaparım ben der. O da nasıl yapar? Sünnetullah'a var. Adetullah var. Tamam. O adetullah'a uyacaksın. Kurala uyacaksın. Allah'ın kuralına uyacaksın. Allah'ın kuralı herkese işliyor. Herkese rağmen. Peygamber'e de işliyor. Beş katlı binadan atlarsan peygamberi de çakar, kafiri de yere çakar, seni de çakar. Yani sen Allah deneme yani şöyle diyemez. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Yani şöyle diyemez ha. Rabbim muvaffak etsin ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Yani Allah bana bunu nasip ederse ben de bunu yaparım. Yani bana Allah bunu yaparsa pazarlığa bak. Ey Allah, sen bu işimi yaparsan, ben de böyle yaparım. Ya, yapman gerekenleri yap sevgili kardeş. Erdinç dinliyor musun? Veham ve besmeseyi niçin soktu buraya? Yapman gerekenleri yapmama. O yollardır, unutmayın. Erba habise ve şeytan, sünnet-i seniyenin sisteminin dışında giriyor. Kolunu sallaya sallaya giremez. Öyle bir şey yok. Böyle bir yöntem yok. Öyle bir şey yok. Geç kardeşim. Öyle bir sistem çalışmıyor. Ben bu adamın yazılım sistemine biraz baktım. Yok yani böyle. Abi zaten korkuyor demek. Teşcih ediyor ya. He? Evet başta korkuyor. Korkuyor. Sonra teşcih ediyor. Yani onu şey yapıyoruz. Şiddetlendiriyor. Cesaretlendiriyor. Cesaret veriyor. Cesaretlendiriyor yani. Ha bu baktı ki. Bu yiyor. Bu hayvan. Nasıl yapıyor biliyor musun? Balığı böyle çıplak olta atarsanız hayvan bile yemez. Çıplak misiniz şey mi? Biz onu kamufle ederiz. Solucan caiz değil ha onu da söyleyeyim. Balık tutanlar öyle canlı canlı solucan takamazsın. Ha, burada yem taktın. Niçin balığa yediriyoruz? Yemek için. O da böyle bizi takıyor tamam mı? Yediriyor ki yemek için. İlk önce şöyle yapar. Ulan sen ne biçim adamsın ya, ne büyük adamsın ya. Böyle. Şeytan bile miraç yaptırır. Kendi aleminde. Kürse kadar miraç yaptırır. Uçarsın kaçarsın. Ben de sana 100.000 defa söylerim. Yapma, etme, meşgul olma bu işe. Recep abi falan. Sayılara başlarsın. Sayıyla tehlil çekmeye. Subhanallah'ı çekmeye, Allah'a hükmeye çekmeye. Ondan sonra tepe takla gidersin. Bu kardeşinizin içi doludur. Ne diyorsam yapın. Yani ben de naklediyorum. Ben nakletmiyorsam yapma.
Ben size söylüyorum, böyle adetli, madetli, kuralsız, rehbersiz. Denize dalma, tepe takla gidersin. La ilahe illallah şükür açıkla, rehbersiz çekme. Tarikat yapan kardeşlerime diyorum, sakın ha. Ya boş deyin falan. Ha öyle çek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çek. Ama sakın sayıyla çek. Karışma. Niye? Karışma işte. Oraları biz bilmiyoruz. Günah şey olmasın. Yani sen o kadar bilmiyorsun diyeyim. Oralar karışık biraz, tamam mı? Tayflar esiyor, tufanlar esiyor, kasırgalar, çöl, bazen tepe. Hiç af yok yani. Kur'an işliyor bak. Peygamber'e de işliyor, avama da işliyor. Peygamber de oruç tutuyor, sen de tutuyorsun. Bak peygamber'e gelmiş namussuz. Peygamber'e gelmiş, Ululaz peygamber, aklım gidiyor ya. Ben zannettim ki olan şeytan, esaresinde olan şu zina ya. Bu kadar şeyler var, para al, bilmem ne al. Ne bileyim ya, içki iç. Bir şey demesi lazım. Diyor ki, sen buradan atla, bakayım Allah seni öldürecek mi öldürmeyecek? Ya Allah'a mı deneyeceksin? Ey Allah'ım, hakikaten beni öldürecek misin? Bir bakayım ya. Şart. Yani burada abi o İsa Aleyhisselam misali vermesi de enteresan. Acaba şöyle bir hatıra geliyor ama şimdi peygamberde ismet sıfatı var ya abi. Yani burada zaaf, acaba İsa Aleyhisselam o noktada bir şey mi vardı yani bize? İsa Aleyhisselam ve peygamberler yolu ve yöntemiyle bize ders veriyor. Eğer Murat'ım o simgede gösteriliyor ama İsa'dan maksat İsa ise biz bu dersi anlamayız. İsa'dan maksat biziz. Dima meyremdir. Meyrem. Vahiy Allah, kaynağı Allah. Ruhul Kuddus Cebrail. Kulak zarı bozulmadan vahiy dölleniyor. Meyrem döllendi. Dima'da İsa oluştu. İsa yavru. Ağzından da doğurdu Meyrem. Karşıdaki dirildi. Ölü gönülle. İsa bunu demezsen İsa'yı anlamazsın. Meyrem bak Meyrem. Kulak zar bozulmadan İsa'yı dölledi. Ruhu Kudüs. Tamam mı? Ondan sonra İsa dima bütünlüğü, tevhid ve enfusi. Tamam mı? Meyrem zıtların cemi. Eğer sen Meyrem'i Meyrem diye düşünürsen ben başkasının kitabını niye okuyayım? Çünkü ben ne Meyrem olacağım, erkeğim artık. Ne de İsa olacağım, daha peygamber yok. Ne Musa olacağım, ne İsa olacağım. Kimin kıssasını okuyayım? O kıssalar benim, ben. İsa benim, Şit benim. Nuh benim, Muhammed benim diyebilmeli. Yani hakikati Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastesi. Taşınmalıyız fikren. Cüz-i nazarımızı cüziyetten külliyete çıkarmalıyız. Cüz-i nazarımızı, cüz-i bir kanun bu. Cüz-i nazarımızı cüziyetten külliyete çıkartacağız ki bu dersi muhatabı olalım. Cüz-i nazarımızı cüziyete hapsedersen hapis oluruz. Burada peygamber tamam. O zaman o peygamberin hayatında onlar var. Ama İsa benim. Nuh benim. Tamam. Nuh için değil mi Risale-i Nur cebeli gemisi olduğunu söylüyor. Peki Risale-i Nur Nuh'un gemisi ise Nuh'un gemisinde kaptan vardı. Risale-i Nur kaptanı kimse Nuh da odur. Ne zaman benim Risale-i Nur dersen Cebeli Nuh'sun. Nuh'un gemisisin. Onun sahiplenen de Nuh sensin. Yani o fıtrat, o hakikat bizde var. Biz kainatın arkasındayız. Ne yapayım? O kadar. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbi muvaffak etsin. Ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Yani böyle yaparsa ben de böyle. Şarta bağlama iyiliğini, yapman gerekeni. Allah'ım ben böyle yaparsam böyle yaparım. Hayır ya. Ben işimi. İsa'ya demiş şeytan. Ha geldik meseleye. İsa'ya demiş. Git iki, günah işte dememiş. Namus. Sureti haram değil ha. Sureti haram değil. Neyi teklif ediyor? Madem her şeyi o yapar. Kader birdir.
değişmez. Dağdan kendini at. O da sana ne yapar? İsa dedi. Dimağın dedi. Ey melun, abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Ya, kardeşim, yukarıda da muhakkak maslahat, şu psikolojiye bak, ah müsaade olsa da şöyle bir saat şunu bir çaksam. Muhakkak maslahat, mevhum, mazarat mevhume için feda edilmez. Bu harika şey ya. Muhakkak maslahat, mektubattan söylüyorum, aklım hep ona gidiyor. Mevhum mazarata feda edilmez. Mevhum mazarat burada kullanmıyor da, mazarat mevhume feda edilmez. Tamam. Mektubatta şey var, görüyor musunuz? Açılım mektubatta var yukarıda. Ya Risale-i Nur, değişik bir şey ya. Tamam. Değişik bir şey. İsa kimmiş? İsa, Allah'ın izniyle ne yapmış? Ölüleri diriltmiş. Ölü gönülleri de İsa'laşırsan, İsevi meşrep sahibi olursan, ölülere tebliğ edip, ölü ruhlar dirilir. O zaman İsa'laşırsın, İsa olursun. Ölüler dirilir. Evet abi. Niye İsa Aleyhisselam'a kader cihetinden gelmiş? Demek ki bunun kaderle bir sıkıntısı mı var? Var. İsa, bunun var kaderle sıkıntısı. İsa'nın kaderle sıkıntısı var. Murat da onu dedi. Bu adama niye taktı? Bu işte, bunu olmasa Musa'ya takarsın. O zaman Musa'yı tarihlerin, tarihin derinliklerinde ararsın bununla. Aradığın şey iken o şeyi unuttun. Hariçte kendini aramak gibi olur. İsa'da İsa'yı göreceksin. Bu İsa'yı Kuzda İsa'da göreceksin. Veya bu İsa'da o İsa'yı. Şimdi kaderle sorunu var bunun. Yani kendisiyle sorunu var, kendini tanımlama sorunu var. Kadere iman eden kişi, kaderi tanımlayan kişidir. Kaderi bilmesi lazım. Kaderi hariç bir şey değil. Onun için kader dersi zordur. Allah'ı anlamak kolaydır. İnsan kendisini anlamak zordur. Şaşıracaksınız. Biraz yenisi ezber bozalım böyle, böyle zihnimiz. Allah'ı tanımak kolaydır. Peygamberi tanımak kolaydır. Kur'an'ı tanımak kolaydır. Haşrı ispat etmek, tanımak kolaydır. Haşre seyahat etmek kolaydır. Hazreti Ali görüyorum diyor. Ama kendini tanımak zordur. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca gitti değil mi arkadaşlar? Allah Rabbini müşahede etti mi? Etti. Gelince terakkisi durdu mu? Daha müşahadetullah'tan başka makam mı var ki terakki devam etti? Abdullah, bak, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zatına, ehadiyetiyle, kelamına ve rüyetine mazar oldum. Ölüm, müşahadetullah'a mazar olmadım. Geylani fenay mutlaka mazar olmadım. Peki Miraç'tan geldi, yaşamadı mı? Yaşadı. Ondan sonra terakkisi yok mu? Müşahadetullah'tan başka terakki mi var? Hutbe-i Şami oku, 139'da yazıyor. Müşahadetullah'tan sonra gayri mutenahi makamatlar var diyor. Uçmak var diyor. Gayri mutenahi. Müşahadetullah'tan sonra. Ya. Var mı Hutbe-i Şami'niz? Ver oradan bir cümle okuyayım. Hemen oradan ver hemen. Abdullah Hutbe-i Şami'ye. Böyle tuhaf tuhaf baktınız. Kardeşim Risale-i Nur ben diyorum okumayın. Tiryaki olursunuz. Değişik bir şeydir. Alışılmış değil. Bak. Bir tanesi diyor ki ya senin okuduğun kitap bizim okuduğumuz kitaptan değil mi ya? Bak 139 gözüme de şey geldi falan, okuma mı demek istiyor acaba ya? 138. Tabii 138. Bu sırdandır ki konumuzun dışında bir tanemiz ettireyim. Bizde sülük tevazudan başlar. Mahfiyetten geçer. Muali. Fenafillah makamını görür. Sülük ede ede. Neyi görür? Fenafillah. Görür. Tamam mı? Nasıl durması lazım? Gayr, bak bir de okuyayım doktorum. Düz okuyayım. Bu sırdandır ki bizde sülük tevazudan başlar.
mahfiyetten geçer. Fena fillah makamını görür. Gayri mutenayi makamatta sülüke başlar. Ne zaman? Fena fillah makamını gördükten sonra. Deli ya. Tamam neyse. Al. Daha o diyor yeter. Şimdi delilik manyak... bu ne diyorlar o? Ayak basınca patlıyor ya. Mayı tarlasına gireriz. Evet. Arkadaşlar, enfusi ders bambaşkadır. Hayat sanki o bizim cennetin cenneti gibidir. 13. nota, medar irtibas olmuş olan 5 meseledir. 1. mesele. Görüyorsunuz değil mi yazıyı? Bak hepinizin eline kitap verdim böylelikle. Hasan Hocam. Evet abi. Yani dersin şeyin karışmasın da. Tamam abi. Terakki müşahedetullah olunca. Bitiyordu. Bitiyor. Yani bitse o zaman haşa Cenab-ı Hak hudutsuz, hadsiz, sonsuz. Çok güzel. Ben şöyle düşünüyordum Abdülkadir. Yani o dediğiniz sanki o oradan çağrışım oldu. Yani orada bitmesi lazım gelirse hudutlanıyor. Yani. Ha. Oradan başlıyor abi. Oradan başlıyor. Sonsuz. O da güzel. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Bir kafayı... Aynen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam miracı ne zaman çıktı? Kapı gibi yani. Yani 10 sene olmamış. Mekke 10 senesi yani nübüvvetten sonra 9 sene 8 ay. 10 senede miraca gitti geldi. Namazı getirdi. Tamam 23 sene. 13 sene daha var. Terakkisi durdu mu? Fena fillaha mazhar oldu. Müşahedetullah'a. Ondan daha ileri var mı? Ondan sonra gayr-i mütenay makamat başladı diyor. Evet. Duy, öl. Olsun, anlama. Bunları duy, öl ya. Çünkü ahirette inşallah şöyle olacak. Cennete gittiğin zaman gideceksin inşallah. Allah'ın bu kadar büyük cenneti sensiz olur mu be kardeşim? Gideceksin Allah'ın izniyle. Hiç şüphen olmasın. Ya şaka zannediyorsun değil mi? Şaka diyorum. Sen şaka diyorsan da giremeyeceksin sen. Aynen inan böyle. Bak, orada şu sözlerimi tapu olacak sana. Ya Rabbi, orada bir delinin birisi senin adına, senin dinin adına bir şeyler diyordu. Öyle bir şey vardı. Allah'ım onu istiyorum ya. Ha, isteyene verilecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayeti. Yani İsa'ya geldik. İsa Aleyhisselam'ın 2 tane tahrif edilmiş ayetinden söyleyeyim. Verilene verilecektir. 2. ayet, isteyene verilecektir. Verilene verilecektir. Burada verildi mi sana bu ders? Duydun mu sen? Fasına verildi. Sana verilecektir. Verilene verilecektir. Burada kime veriliyor? İsteyene verilecektir. Böyle dalin amin. Böyle olacaksın. Sanmadım duydun. Bitti o. Verilecek. Ahirette hakikati verilecek. Işte. O kadar. Bak nasıl hoşunuza gidiyor. Tabii. Hakikati. Hadi bakalım. Birincisi. Allah çok hoştur ya. Senin ve benim düşündüğümüz gibi değil böyle. Öyle kısır kısır böyle. Allah öyle değil ya. Allah çok tatlı bir şeydir, lezzetlidir. Böyle, peki nasıl abi? Şu andaki halin o değil. Seni manyak yapan, deli yapan o, beni de öyle yapan o. Şu anda Latife-i Rabbaniye'nin zevkidir bu. Bu zevk hiçbir şeye benzemez. Şu anda zevk var ya. Sende de yok mu? Şu anda lezzet var. Bu lezzeti mukaddestir, lezzeti lahuttir. Yani dünya cinsinden değil. Nedir ya o zaman? Allah'ın esmasını aralamasıdır. Buradan başlıyor zaten. İşte müşahedetullah bu yani başlıyor. Latife-i Rabbani başladı böyle. Sende bu lezzet oluyor, ötekisi de biraz da ilerisi oluyor. Biraz da ilerisi, derece derece. Koyun keyfi diyor. Adamlar gece gündüzde uyuyamamışlar ya. Uykuları kaçmış. Niye? Bu lezzetten dolayı. Birisi dedi ki, abi bu nasıl bir lezzet? Sen dedim kaç yaşındasın dedim, hiç unutmuyorum, 34 yaşında. Evli misin? Evliyim abi dedi. Cicim günleri, aylarını hatırlıyor musun dedim. Ha o zaman nasıl ki gecen gündüzün değişmiş, hep eşit. Allah ona da benzemiyor. Tamam abi dedi, kalsın. Allah öyle lezzetlidir. Bir başladın mı emmeye Allah'a, özür dilerim ama dün bildiğimiz dünyadan misal olsun diye. Allah hiç buna da benzemez. Çünkü bildiğimiz o lezzet, Rahman ismin 70 bin perdeden geçmiş halidir.
O şehvet, Rahman ismin 70 bin perdeden geçmiş hali. Rahman ha, diğer isimler demiyorum, Allah ismi demiyorum. Rahim zaten demiyorum. 70 bin perde. Şimdi ballar balını bulmuşsa, Esma'nı kendisiyle muhatap olmuşsa bir insan, o tür şeylerle meşgul olur mu? Şey geliyor da, Mercedes'ten, uçaktan Hacı Murat'a binmek gibi. Birincisi, tarikatta çalışan, mücahede edenler, yani bu ders için bu kadem kademe oldu. Tarikatta çalışan, hak yolda çalışan, mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekatını ona bina ederek kataya düşerler. Bugün öyle ya, siyasi daireler de öyle, genişler hep böyle. Bunu böyle yaparsam böyle yaparım. Hiç Allah hesap etmiyor. Acaba Allah ne diyor bunlar? Allah, acaba bu işe Allah ne diyor? Bu onaylamama, bu tarafta olmama Allah ne diyor? Nerede olayım, burada olayım. Niye? Allah ne diyor? Allah hesaba katılmazsa helak-ı mutlaktır. Galibiyet de mağlubiyettir, mağlubiyet de mağlubiyettir. Allah hesaba katılarak yapılan her şey mağlubiyet de galibiyettir, galibiyet de galibiyettir. Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek kataya düşerler. Edeb-ü din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey ya baba kadere girmiş erdinci geldi. Madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir. Sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Kader ya, anlayışını herhalde, itikadı sorgulattırıyor. Bir de şey, pek girmek istemiyorum da, Allah'a güven sorunu yaşıyoruz biz Müslümanlar. Allah'ın rububiyetine teslim olamıyoruz. Allah'ın şu kainattaki icraatını sorgulattırıyor. Allah'a itimadımız pek yok. Yani teslimiyetimiz olmadığını. Böyle Allah'a işimizi bırakmak ve demin esbaba tevessül, ondan sonra Allah bırakmıyor. Ondan sonra neticeye dövünüyoruz, kafayı kırıyoruz vesaire. Güven sorunu yaşıyoruz. Sebebi Allah'ın rububiyetine itimadımız pek yok. Allah Rab'dır, kainatı icraat ediyor ve Allah kainatı idare ediyor. Çünkü haşa tabiri caizse kainatın patronu Allah'tır. Yazılım sistemi de sünnet-i seniyedir. Yanlış bilgisayarla iletişim sistemi, yazılım sistemi başka yerlere girerseniz antivirüs kaparsınız. Yani günahtır. Virüs. Antivirüs tövbedir. Tövbe onu yok ediyor. Edeb-ü din ve dünya risalesine vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i ilahiyledir. Sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin? Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki, İnne lillahi en yahtabire abdehu ve leyse lil abdi en yahtabire rabbehu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin? Diye tecrübe eder. Fakat, abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem, bahatamı şuradan. Sen böyle işler misin diye tecrübe bari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, Allah'lık hakikatına, Allah'ın icraatına, Allah'ın sünnetullahına karşı imtihan tarzı suedeptir, ubudiyeti münafidir. Yani niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Lan sana ne ya? Dur sen kendi işini yap. Daha kendi kalbini, kendi vatanını, kendi memleketini, kendi alemini, kalbini, aklını idare etmekten acizsin. Allah'ın kainattaki tasarrufatını bel veriyorsun, yorumlamaya çalışıyorsun. Bak, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı mesela, niye bana bunu verdin kanseri? Niye çocuk vermedin? Niye hastalıklı çocuk verdin? Niye bunları bana böyle verdin? Ya şimdi kanser zamanı mı ya? Gibi.
Aynen öyle. Mesela bir sürü şirk, inkar. Sen affetsen ben affetmem diyor. Rububiyet. Küfür. Allah'a diyor ha. Görüyor musun bak? Sen affetsen ben affetmem. Kim diyor abi? Serserinin birisi. Serseri. Adam isyan dolu sözler var. İsyan. Hep Allah'ın rububiyetini sorgulama, güven yok. Yani bir inansak ki şuna. Allah Allah'lık yapıyor. Bir, Allah seyrediyor. İki, esma ve sıfat hükmünü icra ediyor. Üç, meleği aladaki ruhaniler, melekler seyrediyor. Dört, ahirete mezra oluyor. Beş, esma hükmünü icra ediyor. Ve altı, insanın ruhunu inşa ettiriyor. Mesela bir olay oluyor, küçük bir olay oluyor. Onu çok büyütüyorlar. Ama 1,5 milyar insanın hakta sebat, ruhta inkişaf, küfre karşı duruşunu onaylıyor. Yani müthiş şey yapıyor. Ha? Bunları bilmiyoruz. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Kader budur. Kaderi sorgulattırmadı mı? Bak ne yaptı? Madem ecel ve her şey kaderi ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, nasıl öleceksin? İnsanı tanıyanın cevabı budur. İnne lillahi en yahtabire abdehu ve leyse lil abdi en yahtabire rabbehu. Yani Cenab-ı Hak tecrübe eder ve der ki kader yani. Sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil. Yani hakkı yok, hakkını bilen haddini bilir. Haddini bilen hududunda kalır. O zaman kader nedir? Hakkını bilip haddinde durmak, hukukunu belirlemek. Hududunda durmak. Kader tembel tembel oturmak değildir. Kader esbabı hakim kılmak değil. Kader esbabı devre dışı yapmak değildir. Kader hakkını bilip haddini bilmek, hakkını bak. Hakkı ve haddini bilmek, hududunda kalmak. Hakkı ve haddini bilmek ve hududunda kalmak. Kader. Yani sen vazifeni yap. Evet. Kader Risalesi'nin birinci cümlesi zaten bu abi. Yani İslamiyet'i ve imanın nihayet hududunu gösteren. Ya İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren. Kader hali ve vicdanidir. Yani hakkını ve haddini bil. Ne oluyor o zaman bilince? Hududunda kalırsın. Hududunda kal. Bak bunun hududu var. Burada olmaz. O zaman şeytan da etkisiz kalıyor. Yani. Etkisiz kalıyor. Nasıl girecek? Adam hakkını ve haddini biliyor. Hukukunu biliyor. Haddini biliyor. Peki haddini bilince ara boşluk olmadı ki. Hakkı ve haddi belli. Şeytan nasıl girecek? Şeytan buralardan giriyor işte. Hakka ve haddini aşanlarda. Kader işte bu. Çünkü itiraz kaderdir. Olayları yorumlamaktır. Veya yorumlayamamaktır. Bak kader ne diyor? İnsanın kader insanın gururdan cüz-i ihtiyarı adem-i mesuliyetten kurtarmak için kadere girdi diyor. İnsanı nefsi gururdan cüz-i ihtiyar da adem-i mesuliyetten nefsi gururdan kurtarmak için. O zaman kaderde hedef insanı yorumlamaktır. İnsanı tanımlamaktır. Kaderde hedef insandır. Birinci mefas, kader risalesindeki birinci yapı sistem ilmiidir. Hatveler ise kaderin enfusisidir. Ne işi var orada hatvelerin? Kader risalesinde ne işi var orada? Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eder, eden Allah'a imanı artar. Ahirete yakını artar. Melekleri dahi tanır. Demiyor ki, kadere iman eden neticeyi söylüyor, kederden emin olur. Yani kaderde boyutlaşan, kaderi iyi anlayan, bu dersi kavrayan Allah'ın yakiniyeti artar, makamlar yükselir. Hayır.
kederden emin olur. Yani enfüsündeki hakkı ve haddini belirler. Kader, insanı tanımlar. Kader, beş tane iman esasına iman eden kişiyi yorumlamak. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsülü ve liyamila ve bil kaderi. O, bunları söyleyecek kişi. Yani kader abi diğer beş iman esasını içine alıyor. İçine alıyor. Yoksa olmaz zaten. Kaderi anlayamazsın işte. Burası medar ittibas olmuş. Bak diyor ki, madem ecel ve her şey kadir ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bakın nasıl öleceksin. Kaderi sorgulattırıyor. Yani kendini inkar ettiriyor. Burada neyi kullandı? Kaderi konuşabilmen için malzemen beş tane iman esasına hakim olmanla mümkün. Yani kaderdeki hedef, yani Allah'a iman etmek insan dışındadır. Allah insanın dışındadır. Ve melaiketi, melekler insanın dışındadır. Ve kütübi, insanın dışındadır. Ve rusuli, insanın dışındadır. Ve liyomil ahir, insanın dışındadır. Ve bil kaderi, insan kendisinin içindedir. İnsan kendisidir. Çok tuhaf ya. Abi nasıl oluyor? Cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp, bu kainatı Allah nasıl kader, kainattan izam intizam var ya kainatın, İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. Onun hep küçük nümunesi insanda değil mi? Kainat büyük insan değil mi? İnsan küçük kainat değil midir? Yani şu kainattaki Allah'ın tasarrufatını sen bak, benim gömleğim gir içeriye, benim atletim gir içeriye, benim bedenim gir içeriye, benim aklım, benim hayatım, benim ruhum. Ben diyen arkada gir hakikat-ı Muhammediye cihetine. Şimdi Allah'ın ruhtaki tasarrufatını seyret. Hissiyat, latifeler, kuvve-i gadabe, kuvve-i şeve. Bir sürü bak. Allah yapıyor hepsini. Böbreği mi, dallağı mı bir şey değil. Hissiyatların, latifelerin, duyguların, mahafilerin, mahfaların. Hep o yapıyor şimdi. Tamam mı? Şimdi bunu seyret. Allah Allah. Allah'ın icraatını seyretme makamına çıktın ha. Ruhta değilsin. Çıktım ben şimdi. Seyrediyorum. Hah. Bu modelini al. Bu modelini al. Kainata da Allah böyle yapıyor işte. Senin ruhunu nasıl seyrediyorsan. Allah Allah. Allah'ın icraatını seyret böyle Allah. Latifeler ister falan. Duygular hiçbirisinin sahibi değilim. Mecrasına da bak böyle. Böyle bazen yataktan kalk böyle otur böyle Allah Allah. Nasıl yapıyor buna? Ondan sonra biraz böyle yoğunlaş yoğunlaş yoğunlaş. Çık. Kainata da Allah böyle yapıyor işte. Ha bu işte kader. Bunu seyretme. Allah'ın seyret. Hani nereye çıktın? Allah kainatı seyretme makamına seni çıkarttı. Allah'ın nazarıyla bakıyorsun şimdi. Allah Allah. Kudretin azameti, Allah canibinden kudretin azameti altında kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede etme makamına geçtin. Acayip bir şey ya. Çünkü tuhaf bir şey. Ondan sonra keyif ya ölümle, dünya ve ahiret eşit oluyor be kardeşim. Öyle bir şey yok zaten. Diyorlar. Hatice hocam, şu olay 313 çok insan diyor ki. 313 şu olay he. Tevekkül bile yoktan elem almak rahmet ve kadir ilahiye itimatsızlıktır. Yokluktan ve bir dakika tevehüm ile yokluktan yoktan elem almak rahmet ve kader ilahiye itimatsızlıktır. Ya rahmet ve kader ilahiye itimatsızlıktır. Kader neydi? Madem hakikat budur, kader insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamaktır kader. Bir daha okuyorum, kader üç defa olsun. Bak hazır mıyız? Buraya uyumayın. Kader, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamaktır. Kader iman mı? Evet. Yaşasın Risale-i Nur. Demedim mi ben size okumaya tilaki olursunuz? Bak gülüyorlar. Çok insan diyor diyor bana dediğim birisi. Aynen doğru söylüyorlar. Aynen doğru söylüyorlar. İşlerine girme. Aferin İsmail. Meşhurdur ki, hadi bakalım bak kaderi nasıl anlamış adam. Şimdi eyleme dönüşüyoruz. Okuduklarımız fiilde gözükelim. Örnek vereceğim. O da Münih. Yok. Münih miydi senin? Yok Nürnberg. Siz Münih'ti. İsmail, ikiniz de İsmail de onun için dedi. Bak Münih'li Nürnberg. Biri sağ, biri sol cenah. Tanışıyor musunuz? Ha sol cenah, sağ cenah. Sen hangi taraf oldun şimdi? Benim sol cenahım. Geleceğimsin. O geçmişim ha. Tamam. Meşhurdur ki, ama hep Almanya'da da tanıştık elhamdülillah. İyi oldu değil mi İsmail tanışanlı sizinle? Elhamdülillah.
2010 muydu? Nasıl bileyim? Yani kârımız olmuştur herhalde. Burada olmadı. He? Burada olmadı. Ya, esbab noktasını. Allah sana da bana da ikram etmiş. Allah çok hoş ya. Ne güzel işler yapıyor. Seyrediyorum böyle, uçaktan iniyorum, tamam mı? Ya Rab, uçaktan... Bakayım kimleri tanıştıracaksın bana. Bakayım uçakta bana neler yaptıracaksın. Eyvallah ya. Bakayım ne yapacaksın. Acayip ya. Böyle baktığın zaman Allah'ın icraatını böyle. Değil uçağa. Bakayım ne yapacaksın. Ruhu ne yapacak falan böyle. Baktığın o kadar güzel oluyor ki ya. Ya keyif bu be kardeşim. Yeme, içme, cinsellik. Ya bunlar hayvanda da var ya. Ama senin bu özelliğin hayvanda yok. Cebrail'de bile yok ya. Allah'ın saltanatını, Allah'ın makamını haşa, o makama çıkıp Allah canibinden Allah'ın tasarrufatını seyretme. Acayip bir şey ya. Kim ya? Bir tuhaf bir şey. Adam demiş zaten bu işi varan cennet, cennet dedikleri, tamam mı? Ufaltmak için dememiş. Vardığı makama, anladığı makama göre birkaç köşte birkaç örüyor. İsteyene ver onu diyor. Benim onunla işim yok diyor. Benim cennetim, cennetin sahibi olanı bulmaktır. Bana seni gerekseni demek. Bu insanların, arif olanların cennette derdi yok. Onların derdi Allah. Cennetin sahibini bulmak cennettir onların. Yoksa cehennem olur. Onların cehennemine bizim bildiğimiz cehennem değil. O cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Böyle insanlar da yaşıyor. Rahmetli, Allah rahmet etsin. Meşhurdur ki uygulama. Ondan sonra kesiyorum arkadaşlar. Bugün biraz şey zevk karıştı. Biraz nazar musamaya şey yapın. Keyif alıyorum vallahi. Allah şahidin. Çok da demek ki bu cinstense cennet herhalde çok güzel olacak. Allah'a zevk etmektir. Ya. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu mutadid defa mağlup eden Cengiz'in lugat manası Allah düşmanı demektir. Bunu da söyleyeyim. Cengiz olanlar değiştirsin. Meşhurdur ki. Elhamdülillah abi. Yeni değiştirmiştim. Ben değiştirdim. Evet abi. Senin adın ne demiştim? Cengiz. Cengiz dedi. Yok dedim. Celalettin. Ha şimdi ona gel. Nasıl onayladın? Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu mutadid defa mağlup eden Celalettin Harzemşah. Ne kadar kafa dengi bir adammış bana ya. Harbe giderken, ders anlatırken ya işte ben öyle yapacağım. Celaleddin Azamşah deyince kendimi koyuyorum. Hep böyle almıştım ya. Vuzerası ve etba ona demişler ki, yani çok acayip. İnsanı, Murat Tursun'un bir yöntemi, bir şeyi var. Bugün bana söyledi bunu da. Dedi ki, abi burada bir tane şey var diyor. Bir, insan şeytanın girme yolu bu enfusi sistemini bozmak. Yani doğru düşünmesin mani olmak. Oradan beceremedi. Vuzerası ve etba ile giriyorlar. Karınla girer, hanımınla girer, komşunla girer, şunla girer. Yani dava arkadaşlarınla girer. Yani baktı seni keşfedemedi, fethedemedi. Bu sefer senin yakınlarınla giriyor. Şeytan Adem'e giremedi, hanımıyla girdi. Bak, burada ne yaptı? Celaleddin Harzemşah harbe giderken vuzerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O bak ne demiş, kaderi nasıl anlamış? O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışma. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Kader anlayışını görüyor musun? Kaderiz, kaderin tanımlaması bu. Diyor ki, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla, yani kader anlayışımızın nihayet ucu neticesi, kader anlayışımızın nihayet neticesi seni nereye taşır? Teslimiyeti götür. Tembelliği değil, buraya götürür. Ne yapar? Bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Şimdi sevgili kardeşim, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Biz ne yapacağız şimdi? İkinci emirdan da bunu söylüyor. İkinci emirdan da şöyle diyor.
241. Cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizim cihad ikidir. Bir, maddi cihad. İki, manevi cihad. Devletin dışındaki savaşa maddi cihad denilir. Devlet içerisindeki cihad ise manevidir. Yani ilmidir, ilme götüren şeylerdir, sohbettir. Yani bina yapmak da cihattır, dershane yapmak cihattır, ezan okumak cihattır, cami yapmak cihattır, fakir fukaraya sahiplenmek cihattır. Yani din içerikli her şey cihad-ı manevidir. Din olan her şey. Cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Uygulayın. Kansersin. Sen mi yaptın? Yok. Git doktora, ilacını at, yat aşağıya. Karışma. Cihad-ı manevi budur. Teslim ol. Karışma. Allah'ın işine karışma. Unutma ki kanser öldürmez. Yuhi ve ümit Allah'tır. O ona sebep olacaksa seni zaten bir şekilde alacak. Sen karışma yani bak. Allah'ın işine karışma. Niye böyle oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Yapma ya. Esbaba tevessül et ama vesile bil. Netice Allah'ındır. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi usta diyor. Benim vazifem hizmet-i maniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Kur'an dersi budur. Bir de okuyayım. Keşke kapatmasaydım. Benim kader, benim vazifem hizmet-i maniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almış. Vazifeni kardeşim yap. Şöyle yap. Ne oldu? Niye yatıyorsun? Vallahi kader ne varsa olacak. Ulan serseri. Serseri. Allah'ın adetullahına iftira eden. Serseri demek. Biz mal sokan lafı değil. Sözlerden söyledim. Serser. Başı dönmüş. Muvazenesiz demek. Eğri. Yani ek getirmiş. Serser. Serser. İyi. Yani başı dönmüş. Ne dediğini bilmeyen. Ne diyorsun sen? Kadermiş ha. Allah'a iftira yapıyorsun. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Buğday istiyorsan ekeceksin. Hizmet istiyorsan koşacaksın. İmanının kurtulmasını mı istiyorsun? İnsanların imanının kurtulmasına koşacaksın ki koşarken imanın kurtulur. Kimin imanı tehlikede? Koşmayanların imanı tehlikede. Merhamet mi istiyorsun? Merhamet yapacaksın. Çok mu mal mı istiyorsun? Cömert olacaksın. Abi cömert olmakta olanlar var. Onlar kadar fakir kimse yoktur. Allah onlara bir fakirlik duygusu vermiş ki Allah kimsenin başına vermesin. Gayya kuyusu gibi. Altın toptancısı vardı. Ahmet Usta burada mı? Mehmet Usta da bilir. Mehmet burada mısın? Bilir misin? Abdülkadir abi 1985-86 Fındıkzade'de Rüştü abin oraya gelir miydi? Burada başladın değil mi sen gelmeye? 80'den sonra geldim. Yok yok. Fındıkzade'ye Rüştü abiye gelir miydi? Gelmedi. Rüştü abinin yanına Beyazıt'tan altın dükkanı olan değil. Toptancısı var. Allah mekanı cennet etsin. Öldü. Dolmuş parası bitmesin diye Beyazıt'tan Fındıkzade'ye gelirdi. Hocam. Ama nefsine bu darbeyi vuran adam hizmete acayip yapmış. O cimri dersin. O kaldığımız 5 katlı binayı vakfetmişti. Zahire bakarsın. Ya ne acayip insanlar var halkta. Resulullah'ın sünneti. Nefsine şey yapmış, hizmete hiç gözünü açıp kapat şey yapmamış. Cömertlik ya. Yoksa nefsinin isteğini her şeyi yapıp davana, Kur'an'a, İslam'a, garibandır, fukaradır, gurebadır. Hiç umrunda değil. Cimri ve pintinin birisisin. Ya. Cenab-ı kader anlayışına bak. Adama ne demişler? Sen muzaffer olacaksın diyen yakınları. Cenab-ı Hak seni galip edecek o demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeyi vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir.
İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Teslimiyetin bir manası İslamiyet'tir. Evet, neticeye geliyor. İnsanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Murat, sana söyleniyor. Hepiniz bakın oraya, lütfen özür dilerim ama bakın. Şu yazıya bakın. Evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde fiillerin arkasında, beşeri fiillerin arkasında irade yoktur. İhtiyar vardır. İhtiyar ise enfüsi yapıların tercihleridir. Boşuna irade dememiş, ihtiyar demiş. İrade deyince oluyor değil mi? Oluyor. Çünkü orada hürriyet var. Evet. İnsanın elindeki cüz-i ihtiyar ile işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Her zaman olursa bu ihtiyarla efali biraz işleyeceğim. Onun için çizdim. Mesela düşünün diye bir şey yaptım. Şu anda durmuyorum üzerine. Yani burada irade dememiş, cüz-i ihtiyar demiş. Şöyle diyeyim, şu kadar. Cüz-i ihtiyarla irade arasındaki farkı söylüyor. İhtiyar, mevcut var olanlar arasındaki tercih özelliğimiz. Mesela bu mu, bu mu? Bu mu, bu mu? Şu mu, şu mu? Ama olacak. Bunu tercih eden tarafımız ihtiyardır. Şimdi bu ihtiyar sahibine diyoruz ki, şu günahı veya şu işi terk et, gelecekte cennet verecek. İhtiyar sahibi olan bunu yapamaz. Çünkü cüz-i ihtiyarın özelliği, mevcutlar arasında tercih özelliği var. Varı şu anda olmayan cennet lezzetiyle tercih edemez. Bir insanda cüz-i ihtiyar var, iradesi yoksa o geçmiş ve gelecek arasında tercih yapamaz. Hazır zamana muhteladır ve cüz-i ihtiyarı hayvaniyet özelliğidir. Hazır zamandakileri tercih eder. İrade sahibi ise hem cüz-i ihtiyarıyla hükmeder hem de cüz-i irade sahibine diyor ki Allah şunu bırak, şu haramı veya şu işi bırak, sana ahirette bunu vereceğim. İradesi olan mevcudu terk edip gayba taraftar olur. İhtiyarda gaybi tercih etme özellikleri yoktur. Hazıra aittir. İrade ise hem hazırı tercih edebiliyor, çünkü arkasında, cüziyet ihtiyarın arkasına, hem de mevcudu gayba göre tercih edebiliyor. Yani ben bu arama bakmam, Allah daha iyisini verir. İşte ondandır ki 17. sözde usta diyor ki, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Hangi sistemine vazgeçtim? İrademle. İrade vicdani sıfattır. Vicdanın içini söyleyin bana. Ne var? Zihin, dışarıdan söyle. İrade. Zihin. His. Latife yapman. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir. Hazır zamana bakar. Bu ışık tutsun diye söyledim. Burada tesadüfen cüz-i ihtiyarı kullanmış. Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimden bir kısım zatlar halkların, insanların Risale-i Nur'a iltihakları şeklini ziyadeleştiriyor. Gayrete getiriyor. Yani cemaat derse geliyorlar, o kalabalık falan dolup taşıyor. Aa efendim biz tabii çok haklıyız ve büyüğüz biz. Niye? Çok insan geliyor bize, çok insan dinliyor. Çok insan methediyor, hocam, abi, hocam, hocam, hocam. Şey, traktör Şam'la ilgili gibi şişiyor adam. Hocam, hocam. Ondan sonra geliyor bir hakikat, bir Şam çivi geliyor, doğru dipte. Şimdi diyor ki, zayıf insanlarda Risale-i Nur'a insanlar ihtiyaçlar şeklini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfları kuvve-i maneviyle kırılıyor, şekleri bir derece sönüyor. Ama bu tembeli atmayacak. Vazifeyi yapacaktık dedik yukarıda. Vazifeyle karışmayacaktık. Halbuki bak peygamberi bak nasıl anlatıyor. Peygamberin kader anlayışına bakın. Ama itikadı eyleme dönüşmüş kader. Bir daha söylüyorum. İtikadı eyleme dönüşmüş Resulullah'taki kader anlayışını okuyorum. Halbuki ustad-ı mutlak peygamber. Muktedai kül peygamber. Rehberi ekmel peygamber. Kim bu? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَى Olan ferman ilahi. Yani Resullere ancak tebliğ vardır. Bak olan ferman ilahi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle, iki, dinlememesiyle,
daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Murat bugün bana bir ayet söyledi bununla alakalı. Çok ilgimi çekti. Peygamberle alakalı. Nasıldı? La nesu huay yasnim. Emlem tunzirum. Ha emlem tunzirum la yu'minun. Bunu peygamberi söylüyor. Yani onlar iman etmezler kuşuna yani. Yani bir gruba tebligat yapıyor peygamberimiz. Bu ayet gelmiş. Anlatıyor peygamberimiz tebligat. Sebebi şeyin uzunu. Gruba bu ayet gelmiş. Anlatıyorsun ama onlar la yu'minun. İman etmeyecekler. Peygamber ne yaptı? Ayet geldi. İman etmeyecekler. Verin çantamı. Hadi ben ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Daha çok gayrete gelmiş. Ben bu kader anlayışına hayranım peygamberi. Dinler dinlemez. Hiç yapmamış. Ve Ebu Cehil'e çok defa gitmiş. Çünkü dinlemesi ve dinlememesi, kabul edip etmemesi kimin işiymiş? Allah. Onun vazifesi neymiş? Ve mâ aler resûli ile bela. Peygamberin ancak tebliğ var. Yani peygamber anlatıyor ki sen anlatsan da anlatmazsan da bu işi, bu iman etmez diyor. Ondan sonra Allah Resulü öyle mi ya Rabbi hadi bende ne var? Demiyor. Vallahi ben de anlatmazdım. Hem ayet geldi dinlemeyecekler. Ne futboşuna zaman vereyim? Ne vereceğim? Hem ayet geldi ya teyit etti beni. Peygamber garip adam ya. Tuhaf. Şöyle hayal ediyorum. Ben böyle dinlemiyorum tabii kendim kitap okurken. Peygamberim tamam mı? Ben Hazreti Muhammed Hazretleri. Şimdi manyak bu videoyu kesecekler. Ha bak peygamber diyor kendisine. Böyle. Şimdi ben okurken şöyle yapıyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah bana ayet gönderdi. O gruba var ya anlatıyorsun. Boşuna iman etmezler. Ulan ne yapardım? Ne yapardım? Şimdi ulan bunlar adam. Şimdi öyle diyor. Bak senelerce gidiyorsun. Olmuyor ya. Diyorum ya. Almanya'da da öyle. Ulan anlat. Bir bakıyorum bir geri dönüyorum aynı. Moralim bozuluyor vallahi ya. Anlat aynı vallahi ya. 10 sene gittiğim yer var ya. Elin saf ya. Türkiye'de 10 katı olur. Yunanistan'a bir gittim vallahi inan. 5 katını aldım daha birkaç ayda. Ulan dedim Almanya Allah Allah. Bölge değişiyor. Anlat tamam abi falan. 3 yıl kaçıyor. Bir geri dönüyorum bir baktım aynı. Demeyeyim, değil mi orayı? Demeyeyim. Anlat aynı. Kendi naifle. Anlat aynı. Şimdi niye biz zayıfız? Ama bu dersi dinleyerek kuvvetleneceğiz. Diyoruz ki demek ki benim vazifem tebliğ. Bazen arkadaşlar, bir insanın hidayeti seni belki de Türkiye'de binlerce kişinin hidayetine sebabı daha fazla olur. Veya hiç kimse. Öyle peygamber gelmiş ki bir tane ümmeti olmamış. Ya Rabbi ya ne sebur ya o adamda, o peygamberde. O benim dava arkadaşım, benim ağabeyim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağabeyi demiş ya bir tanesi. Biliyor musun? Şimdi ders yapıyor. Mucizat Ahmediye'den ders yapıyor. Güldüreyim sizi. Ders yapıyor. Gari Hira'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla beraber bir Hazreti Ebu Bekir şöyle oldu, böyle yaptı. Tam böyle. Ondan sonra şöyle zulmetti falan okurken bir tanesi... Ya hocam diyor, Ebu Bekir abimize mi yaptılar dedi böyle bir şey. Ebu Bekir Sıddık abiymiş. Abiye alışmış ya. O abimize mi yaptılar? Şimdi ben abi diyelim, Tobestan, bir peygamber aleyhisselam. Anlat bir tane ümmeti yiyor. Abimiz lan, rehberimiz, ustadımız. İsa aleyhisselam 12 kişiye iman etti. İsa aleyhisselam 12 kişi. Allah aşkına senin vesilenle 12 tane nurcu oldu mu olmadı mı? Böyle yapıyor. Çok abi diyor. Bak, peki makam aynı mı? Benim vesilelik veya benim yanımda kelime-i şehadet getiren inkarcıların ki ve kafirin Müslüman olduğunu değil Müslüman Türklerinden demiyorum, adedini bilmiyor. Şimdi ben onunla şey mi işim, boyu mu uçuşacağız? 12 kişi iman etmiş İsa aleyhisselam. Gerisi yok. Ben de kaç kişinin ki böyle inkarcının Müslüman olduğunu, mesela bir tanesi vardı. Hocam anlattığına göre galiba Allah var diyen var. Ben de dedim bana da öyle geliyor. Ya. Bana öyle soru soruyor ki Allah'ını diyor. Allah da demiyor. Kur'an'ına dayanmadan izah edebilir misin? O insan harika. Bazen sizin aranızda ders dinliyor. Uzakta kalıyor şimdi. O insan. Böyle, abi ben varken bari o misali vermedim.
Ya ama Risale metoduyla gitmeseydin zındık lan sus lan kafir seni. Şimdi nice kişilere vesile oluyor o da. Vesaire yani bizim işimiz ve mahallel Resulü ile bela. Bizim vazifemiz budur. İnsanların çekilmesiyle, dinlememesiyle daha ziyade sayrı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tehtimem ehbette velakin Allah yehtimen yeşâ. Ey Muhammed sen sevdiğine doğru yolu, doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğine doğru yola iletir. O yola gelecek olanları daha iyi bilir. Sen diyor, inneke la tehdi men ehbette velakin Allahe yehdi men yeşâ. Sen sevdiğine hidayet ver. Bu bir şeyini bir okumuştum da, onu zikredeyim. Bilal Habeşi galiba. Ne abi? Aşağı yukarı. Sırıyla, tamam abi. Bilal Habeşi ikindi zannediyorum. Öyle zannediyorum. İkindi. İyi kalmış kafamı. Mescitte bu okunmuş. Namazda okunmuş mu? Nerede okunmuş bilmiyorum. Mescit tesbihten sonra başlamış raks etmeye. Horon mu dersiniz, hava mı dersiniz? Raks ediyor. Bilal Habeşi. Esmer olan o değil mi? Ha. Ondan sonra Hazreti Ömer çok şey ama terbiye edep birisi saygın o toplumda birisi varsa bu müsaade etmedikçe cemaat birisi çıkıp mukabele etmez. Böyle böyle sinirleniyor. Ondan sonra Allah Resulü böyle sakin görünce o da oturuyor tabii. Bitirdi. Ondan sonra kendisine geliyor Bilal Habeşi. Hemen oturuyor utancından. Allah Resulü soru soruyor. Diyor ki ya Bilal sana bunu yaptıran neydi? Allah Resulü biliyordu ama bunlar da bilsin. Hani kılıcını tutuyor hemen Hazreti Ömer. Ben de böyle bir rüyada görmüştüm, bir peygambere bir soru sorayım dedim, kılıcını tutmuş yani. Bu sen bu soruyu niye soruyorsun? Ya böyle bir insan yani. Gördüm yani. Allah şefaatini mazhar etsin. Ya, ondan sonra peygamberimiz ona biraz böyle şey yapınca elini koydu. Ona da tabii ki peygambere böyle bir soru nasıl soruyorsun? Ben de konuşmalarına dedim ki ya Ömer, ben hangi zamanda yaşıyorum? Yani benim sorum değil, o zaman şey. Şimdi dedi ki, ya Bilal. Sana bu işi yaptıran neydi diye sordu. Bilal Habeşi ağlayarak dedi ki, Allah senin eline hidayeti vermemesi. Eğer Allah senin eline hidayeti verseydi, bu zenci, Arap, köleyi, buna sıra gelene kadar sen çoktan ölürdün. Çünkü zenginlere, asillere, hür olanlara, anlata anlata, bize, kölelere, sonra zenciye, bana nerede sıra gelecek? Ama görüyorum ki Allah, ben çok asilzadelerden ve efendilerden, efendi ve asilzade oldum. Ona seviniyorum. Ya Muhammed, ya Resulallah demiş. Aleyhissalatü vesselam. İnneke la tehtimen ehbette ve rakin Allah yehtimen yeşâ. Sen istediğine, sevdiklerine hidayet veremez. Şeye gelmiş tabii o. Amcasına ya zorladı ya sikeratta, iman et, iman et. Bu ayet o zaman gelmiş. Geri çekil, sevdiğine sen hidayet veremezsin. Hidayete men yeşâ, kim liyakata yakınsa ona ben verir. Peygamber geri çekildi. Ve ağladı. İyi ki Allah'ın ve dolayısıyla hiçbir insanın eline Allah hidayeti vermedi. Yoksa mahvolurduk. Kızdım, ben şu hidayeti. Afaros, niçin Hristiyanlarda... Ben Hristiyan oldum. Olamazsın öyle. Dağda bayırda. Gideceksin. Merkezi kiliseye başvuracaksın. Ben Hristiyan olacağım. Papazlar toplanacak. Onaylanırsa Hristiyan oluyorsun. Ha, onaylanılan bir Hristiyan onaylanılarak afaroz ediliyor. Sen dine girmen onlar sebep olmuşsa onlar dine otomatik yetkilidir. Dinden atmaya. Biz ise girerken Allah onaylıyor. Çıkarken de Allah. Ne peygamber, ne evliya, ne Ahmet Mehmet. Bizde böyle. Elhamdülillah. İnşallah'tan. Allah memnun etmeyi kardeşim yeter. Gerisi hikaye. Son cümleyi okuyoruz. İnsanları dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve Halik'ınıza karşı
tecrübe vaziyetini almayınız. Ben burada kesiyorum. Sorusu olan var mı? Veya bunu öğrenmek isterdim. Veya şöyle bir katkım var diyen inşallah yoktur. Kesilin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selavâtu.